Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz, yani gelseniz ben Destina. Şu anda yüzümde sıfır makyaj var. Ve bugün bayram, hepinizin bayramını kutluyorum. O yüzden biz ailecek bir yere gideceğiz. Size yemin ederim saçımı hiçbir şey yapmadım. Saçım dünden kalmadı. Dün böyle dalgalı bir şey yapmıştım. Yani dün de beğenmedim. Ama saçım bugün çok güzel, yani sabah böyle uyandım. Şaka mı? Bugün ailemle bir şey çekeceğiz. Birazdan işte bayram için bir şeyler alacağız falan. Yani ailecek vakit geçireceğiz. O yüzden ben de hazırlanacağım. Hazırlanırken de bir beğeni nazlar vlog çekeyim dedim. O zaman daha fazla uzatmadan hadi videomuza başlayalım. Şu an hem şarkı dinlemek istiyorum hem telefonu istemiyorum. Makyaj yaparken belki şarkı dinlerim. Şimdi önceki makyaj yapacağımız şey, kafamıza bir bandana tarzı bir şey takacağız. Evet, nasıl bir anda aslan dönüşüyorum izle. Tamam. Şimdi makyaj çantamından makyaj malzemelerimi çıkartacağım. Öncelikle bir yüzümü yapacağım. O yüzden hemen bir yüzümü nemlendirmem gerekiyor. Bu açıdan nemlendirici çok önemli, çünkü eğer yüzünü nemlendirmezseniz yüzünüz böyle her zaman, ne kadar iyi bir fondöten kullanırsanız, ne kadar iyi bir kapatıcı kullanırsanız kullanın, pütür pütür durur. Tabii ama yüzünüz eğer çok yağlıysa, yani pek de fazla nemlendirici kullanmayın, daha fazla yağlanır. Bu arada ne giyeceğim hakkında çok kararsızım. Aklımda iki tane seçenek var. İkisi arasında çelişip duruyorum. Şimdi ilk başta Estee Lauder'ın çok az fondötenden kullanacağım. Normalde pek fondöten kullanmam. Zaten şu anda çok az kullanıyorum ve kullanma sebebim de hani yüzüme birazcık kızarıklıklar çıktı ve bugün bayram. Hemen süngerimi çıkardım. Bu sünger çok güzel bu arada. Evet, şu anda dağıttığım fondöten de cidden tam benim rengim. Ondan sonra kapatıcı olarak L'Oreal Paris'in Effadable kapatıcısını kullanacağım. Bu cidden çok çok kuru, yani çok kurutuyor, çok fazla kapatıyor. O yüzden bundan çok az kullansanız bile yetiyor. Hani çok yüksek bir kapatıcılığı olması güzel bir şey ama yüzü çok fazla kuruttuğunu düşünüyorum ben. Göz altlarım hep böyle pütür pütür oluyor bunu kullandığımda genel olarak. O yüzden fazla nemlendiriyorum ki çok fazla pütürlü olmasın. Yüzüm çok pütürlü durmasın. 1 hour later. Evet, kapatıcımı dağıttım. Şimdi daha pudramı sürmeden allık süreceğim. Bu arada allık olarak ben bir far paleti kullanıyorum. Aynası nerede? Normalde böyle aynalı bir şey takıyorsunuz buradan. Çok pembe, ben bunu far paleti olarak kullanmıyorum. Zaten ben far sürmüyorum. O yüzden ben bunu allık olarak kullanıyorum. Allık olarak da şu pembe alt tonlu kahverengi bir şey bu. Ben bunu bronzer allık olarak kullanıyorum. Bunu da direkt allık olarak kullanıyorum. Yani şu kısmı alt tarafa sürüyorum. Ay çok fazla geldi ya. Dağıtmayı unuttum. Bunu böyle alt tarafa sürüyorum. Şuna bak. Neyse. Şunu böyle bayağı bir dağıtmamız lazım. Çünkü yoksa tüm kalıp gibi duracak. İşte ben bu yüzden kendime bir tane likit allık almak istiyorum. Rare Beauty'nin bir allığını almak istiyorum. Happy rengini, ama bir türlü denk gelmedi yani. Tamam, şimdi pembe kısmını alıyorum. Onu da hemen bu kontür allığın üstüne sürüyorum. Onu da hemen şöyle kullanıyorum ve sabitliyorum. Pudra sürdüğümde zaten pudranın rengi daha açık olduğu için allık biraz yumuşuyor. Şu anda makyajımın alt tabakası hazır, yani cildim hazır. Şimdi kontür yapacağım. Hemen fırçalarımı çıkarttım. Bu arada benim burun kontürüm çok fazla sürüyorsunuz ama benim burun kontürüm böyle yapılabilecek en kolay kontür. Bu arada kullandığım kontür paleti Kiko'nun. Zaten videomda almıştım. Evet, bu kadar. Yani sadece alta böyle yapıyorum ve üstte böyle böyle yapıyorum ve bitiyor benim kontür. Hayat mükemmel bir şey. Ben hayatı cidden çok seviyorum. Yoksa akraba ziyareti yapamamak beni birazcık üzüyor bu arada. O yüzden biz de FaceTime yapıyoruz. Yani FaceTime'dan babaannemi aradım. Bana böyle elini uzattı, öp yaptı. Ben de öptüm, sonra IBAN atayım mı dedim. Biraz komiyim bugün. Şimdi maskara olarak MAC'in bu cidden hani çok güzel bir maskarası. Bu MAC Stack. Ben de bunun mini hali var. Hatta göstereyim. Her boyutu bende mevcut, yani cidden çok güzel maskara. Şu kirpikleri bırakın. Cidden çok seviyorum ben bu maskarayı. Bu daha bir kat. Ben cidden ömrümde bu kadar güzel maskara görmedim. Bu arada ben masamı yeni temizlemiştim. Benim şu an masamın bu dağınıklığı şaka mı? Hani bu ne? Şu an makyajımda son olarak dudaklarım kaldı. Daha bana hafif bir şeyler yapmak istiyorum. Normalde gloss falan da sürecektim ama gloss sürmeyeceğim. Bu arada ben tabii gloss insanıyım cidden. Bu cidden benim Sephora'daki en sevdiğim ürün ama bunu artık üretmiyorlar. Böyle çok güzel bir şey. Dokusu falan da cidden çok hoş. Şöyle göstereyim.
Makyajım böyle oldu. Bazen sizden benden sürekli makyaj tutorial istiyorsunuz ama hani önemli olan sizin kendi yüz tipinize, kendi yüzünüze yakışan makyaj yapmanız. Hani başkalarından gördüğünüz yemek yerine kendinize en çok yakışan şeyi bulmaya çalışın. O zaman da kefene geçelim, sonra saçımızı yapalım. Galiba bu H&M'den aldığım elbisemi giyeceğim. Çünkü cidden çok güzel, hani belli incecik oluyor bunu giydiğinizde. O yüzden şimdi bu elbise giyeceğim. Şu an lens üstündekini hiç beğenmedim. Sanki rengi bana olmadı gibi. Olsun, şimdi başka bir şey bakacağım. Bakalım. Sen şu an daha koyu renk bir şey giymem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Şimdi size mavi ve simli bir crop giydim. Altına bir tane siyah pantolonum var. Bence böyle daha güzel oldu ve hani kombinim çok düz olduğu için saçımın dalgalı olması da hiç bozmadı. O yüzden saçımı böyle bırakacağım. Sadece biraz sprey sıkacağım. Bir de uçlarına yağ sıkacağım. Süreceğim daha doğrusu. Evet, hazır. Şimdi parfüm olarak Lancome'un Davies Bella adındaki parfümünü sıkacağım. Bu cidden çok güzel bir koku. Sonrasında bir tane çanta takacağım. Zaten çantama daha uyumlu oldu böyle. Sonrasında Armani'nin bir tane çantasını takacağım. Zaten kombinim şu an daha uyumlu oldu. Milana'yı çekmek lazım. Ağzına bak. Kendime bugün böyle birkaç bir şey aldım. Annemin de bazı bir şeyleri var içinde. Öyle. Evet arkadaşlar, şimdi size hızlıca hemen aldıklarımı göstereceğim. Böyle bir WhatsApp grubumuz var. Aldığım şeyler genel olarak gerekli olan şeylerdi. Mesela bir tane fırça var. Bunu annem aldı aslında ama annem büyük ihtimalle kullanmayacak. O yüzden ben kullanacağım. Bir tane Nivea dudak nemlendiricisi. Aynı zamanda bir tane Carmex'in bir nemlendiricisi var. Sonra benim zaten bu inflatable kapasitesini çok sevdiğimi biliyorsunuzdur. Bende vardı ama bitmek üzere. Ben az indirimdeyken bunu aldım. Bir tane kirpik aldım. Deodorant aldım. Bunu bu arada açıldı galiba. Bu galiba açıktı ama. Maybelline'in bir tane BB kremi, bir de CC krem de aldım. CC krem olarak ama bu arkadaşım da vardı, o yüzden aldım. Çok güzeldi. Ondaki çok güzeldi. Bir kere kullanmıştım. Bu böyle Pure Beauty'nin CC kremi. Bunu Natalia abla çok önerdi. Bu bir tane böyle NYX'in bir şey, NYX'in primer'ı. Bunu annem aldı. Maybelline'in Fit Me bir tane pudrası. Sakın. Garnier'in bir tane cilt temizleme suyunu aldım. Sonra da iki tane oje aldım. Oje zaten kampanya vardı. Zaten indirimdeydi. Bir tane alırsanız ikincisi %50-60 bin indirimi vardı. Bir tane böyle çok tatlı pembe bir rengini aldım. Bir tane düz beyaz aldım. Böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi çok çok öpüyorum. Tekrardan bayramınız kutlu olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.